İsa'yı tutukladılar. Alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek, "Bu da onunla birlikteydi," dedi. Ama Petrus, "Ben onu tanımıyorum kadın," diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri, "Sen de onlardansın," dedi. Petrus, "Değilim arkadaş," dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla, "Gerçekten bu da onunla birlikteydi," dedi. "Çünkü Celilli'lidir." Petrus, "Sen ne diyorsun be adam, anlamıyorum," dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus Rab'bin kendisine, "Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin," dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, "Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona, "Sen Mesih'sen, söyle bize," dediler. İsa onlara şöyle dedi. "Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır." Onların hepsi, "Yani sen Tanrı'nın oğlu musun?" diye sordular. O da onlara, "Söylediğiniz gibi ben oyum," dedi. "Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var?" dediler. "İşte kendi ağzından duyduk,"